Tertemiz, gördünüz mü? Temizliği de kolay, ortalıkta açık. Böyle evlerde keşke böyle olsa diyorum. Şimdi size bir şey soracağım. Şimdi sabahları ya da bir yere giderken gardırobunuzu açtınız, yatağın üzerine oturdunuz. O dolaptaki onlarca onlarca giysiye bakıp ya giyecek hiçbir şeyim yok, ben ne giyeceğim dediğiniz oldu mu? Şimdi diyorsunuz ki her gün her gün. Biliyorum çünkü yaşama ilişkin bazı kuralları, prensipleri düzgün uygulamadığımız için öyle zararlara giriyoruz ki zamanımız boşa gidiyor, paramız boşa gidiyor, hayat bizim için son derece zor oluyor. Bugünkü konumuz ne biliyor musunuz? Bakın ortalığı da o yüzden böyle güzel güzel temizledim. Minimalist yaşam. Minimalist yaşam en az şeyli, en ihtiyaçlarla, sadece ihtiyaçlarla hayatı güzel, kaliteli sürdürmek, maddi olarak her şeyi cebimizde bırakmak, çevreye karşı kirletici şeylerden çok uzak kalmak, hem sağlık açısından, hem çevre açısından, hem yaşam kolaylığı açısından, hem hayatımızda aslında değer verip, zaman verip yapmak istediğimiz şeylere yeterli vakit ayırmaktan bahsedeceğim. Bırakın minimalist yaşamayı, yurdumuzda iki oda, bir sofa, böyle gecekondu evlerinde bile gümüşlük var. Gümüşlük, gümüşlük ne biliyorsunuz değil mi? Böyle bir tane dolap, vitrin gibi bir şey, dükkan gibi bir şey. İçine hayatta hiçbir zaman çocuklarınızla beraber paylaşmayacağınız kaplar, kacaklar, işte gümüşlük dedikleri o, onlar evin içerisinde duruyor. Sadece tozunu alıyorsunuz onların. Sadece hayatı zorlaştırmak için kullanıyorsunuz. Evlerinizde o kadar lüzumsuz eşya var ki onları temizlerken de zorlanıyorsunuz. Onlarla beraber hayatı yaşarken de zorlanıyorsunuz. Üst baş deyince bakın eskiden iki sezon vardı biliyor musunuz modada? Yazlık sezon, kışlık sezon. Şimdi kaç sezon var? 50. 50 sezon var. Neredeyse her hafta bir sezon, bir yenilik var. Yani tüketim çılgınlığı öyle bir hale gelmiş ki hepimizin elinde son model telefonlar, hepimiz ne moda diye onu almak peşindeyiz. Dolduruyoruz çulu çaputu tam deyimiyle. Ondan sonra giyecek bir şey olduğunda, bir kombinasyon yapmaya kalktığımızda dolabın karşısına oturuyoruz, ne giyeceğiz diye bakıyoruz. Halbuki o dolabın içerisinde 5 tane böyle sağlam, güzel, kaliteli, bize yakışan, bizim tarzımız olan giyecek olsa onu alıp giyeceğiz. Bitti. Ya biliyorsunuz tarihte böyle çok insanlar var. Einstein için de böyle derler biliyor musunuz? Hep aynı elbisesi varmış. Yani oturup ne giyeceğim diye düşünmezmiş. Onları giyer çıkarmış. Bence de çok iyi fikir. Dünyada da böyle çok insanlar var değil mi? Böyle bir şey var giyip çıkıyor. Bizde de var. Acun Ilıcalı değil mi? Siyah bir tişörtü var giyip çıkıyor. Ne giyeceğim diye bir derdi yok. Erkan Şamcı. Şimdi biliyorsunuz bu tulumla bütün programlarımı yapıyorum. En önemli özelliklerinden bir tanesi de. Aslında bunu giymemdeki sebep şu. Doğal yaşam, ekolojik yaşam, insanları zehirlemeyen, sağlıkla ilgili olan bu yaşam bir savaşı, bir mücadeleyi gerektiriyor. Bu benim üniformam, tamam. Ama en büyük avantajlarından birisi programlara çıkarken ne giyeceğim derdi yok. Tulumum hazır mı? Hazır. Gömleğimi de alır, fularımı da bağlar, çıkarım. Yıllardan beri bu böyle devam ediyor. Gerçekten çok büyük bir rahatlık. Ne giyeceğim derdi yok. İşte tarz sahibi olmak da aslında bunun gibi bir şey. Yani sizin de 60 çift ayakkabınız olacağına şöyle sevdiğiniz, sağlıkla giyebileceğiniz 4 tane olsa yeter. Fazla bile olur. Evinizin içerisinde o kadar eşya olacağına ihtiyacınıza cevap veren birkaç eşya olsun. Her seferinde onları indir, kaldır, temizleme yapmaktan kurtulun. Mutfak, ya mutfak? Aman Allah'ım bütün dolapları açsanız üstünüze neredeyse tencereler, tabaklar, bardaklar inecek. Kaç tanesini kullanıyorsunuz onları? %10'unu bile kullanmıyorsunuz. Hiç kullanmadığınız plastik malzemeler, evin içerisinde atmaya kıyamadıklarınız, efendim sonra lazım olur dedikleriniz. Size bir şey söyleyeyim mi? Benim kayınvalidem şu anda oldukça da yaşlı,
sözlendiğinde bir elbise dikmeye karar vermiş. Sözleniyor. Atatürk dönemlerinden bahsediyorum. Ve almış onları teyellemiş, böyle hazırlamış ama bir türlü dikememiş. Geçenlerde kendisine dedik ki ya anne bunlar çürümüş artık, bunları at lütfen dedik. Ne dese beğenirsiniz, aman sakın atmayın, ben onu tamamlayacağım, giyeceğim. Yani 1930'larda yapmadığı bir şeyi artık 2018'de diyor ki sakın ellemeyin, açmayın. O yıllarda çıkan mecmuaları, dergileri saklıyor. Yani hepimiz böyle neredeyse evlerimiz çöp eve dönmüş durumda. Her gördüğümüz şeyi ucuz diye de alabiliyoruz ama sonra ağzı burnu bir tarafa gidiyor. O kazaklar, tişörtler, ceketler, pantolonlar giymiyoruz. O yüzdendir ki başlangıcı öyle girdim ben. Yani oturuyorsunuz yatağa, gardırobu açıyorsunuz, ben ne giyeceğim? O kadar çok şey var, ne giyeceğinizi bilmiyor musunuz? Bilmiyorsunuz çünkü aslında onların hiçbiri bir yere giderken giyip üzerinizde böyle iyi taşıyabileceğiniz giysiler değil. Çok çaput durmadan bir şeyler alıyoruz, ondan sonra da kenarda onlar bekliyor. Halbuki az olsa, hayatta böyle bir şey, azlık aslında çokluktur, biliyor musunuz? Yani eşyanız az olsa, tencereniz, tabağınız az olsa, giysiniz az olsa, hatta öyle lüzumsuz şeyler yapıyoruz ki zamanımızı boş şeylere harcıyoruz. Asıl ihtiyacımız olan zamanlar bize kalmıyor. O da aslında minimalist yaşamın özelliklerinden biri. Yemek de öyle. Bir misafir geliyor, aman Allah'ım, bir yere gidiyorsunuz ya da efendim çorbalar, ana yemekler, salatalar, tatlılar, tuzlular, börekler, çörekler. Ya Allah aşkına onların her birinin tadına baksa insan patlar. Ama hayır, biz işte böyle bol bol yapmak, göstermek durumundaymışız gibi. Burada da minimalist olabilsek keşke. Yani bir tabağımız olsa, içinde üzerinde birkaç tane yediğimizde doyacağımız, Allah'ımıza şükredeceğimiz şey olsa, onu yesek değil mi? İçimizde, yediğimizde minimalist olsa, içtiğimizde öyle olsa. Yani yaşamda eğer kendimize belli bir tarz, belli bir tavır belirlemezsek, herkes, her şey, sistem devamlı bize bir şeyler satmaya çalışıyor. Her gördüğümüzü aldığımızda ya da alışveriş yaptırmaya mutluluğu bağladığımızda bir süre sonra onları alırken çok iyi alıyoruz, o çok mutlu oluyoruz. İki türlü mutsuz oluyoruz. Bir, onların ödemeleri, o kredi kartı taksitleri gelince. İki, onları eve koyduğunuzda eviniz böyle eşyadan geçilmez hale geldiğinde onların temizliği, bakımı. Gelin ne yapın şimdi biliyor musunuz? Hayatınızda ihtiyacınız olmayan şeylere çıkartın. Ama buna karar vermek o kadar kolay bir şey değil ki. Şimdi neye baksanız bu lazım olur diyebilirsiniz. Şöyle bir düstur koyun kendinize. 6 aydır kullanmadığınız her şeyi atın, var mısınız? 6 aydır. Ben 6 aydır bu tencereyi kullanmadım. Niye? Zaten 3-4 kişilik ailesiniz, maşallah 20 kişilik orada kazan gibi bir şey duruyor. Ne yapacaksınız onu? Lazım olur. Hiçbir şeye lazım olmaz. Artık hiç kimse böyle 500 kişilik efendim aşure yapıp dağıtmıyor. Kimse o kadar helvalar pişirmiyor. O Anadolu'daydı, eskiden de onlar. Şimdi neye ihtiyacınız varsa kapta, kacakta 3-5 şeyi bırakın, gerisini kaldırın, bakalım ihtiyacı olanlara verin. Üste başta da öyle. Deyin ki benim tarzım bu ama sayıyla yapın. Hadi bakalım. Deyin ki 5 tane ayakkabı. Hadi. Efendime söyleyeyim. 5 tane tişört, şu kadar bluz, bu kadar etek, bu kadar pantolon, neyse ama az. Gerisini kaldırın, yıkayın, ütüleyin, ihtiyaç sahiplerine verin. Hayatınızı bir rahatlatın. Evin içerisinde salonun ortasına kocaman sehpa koyuyorsunuz. Ne oluyor o? Hayatı zorlaştırıyor. Sehpanın ortasından dönüyorsunuz. Sanki böyle Taksim Bulvarı gibi. O ne öyle? Sizin geçişinizi zorlaştırıyor, hayatınızı zorlaştırıyor. Çocuk düşüyor, kafasını vuruyor. Siz her gelip geçtikçe ayağınız takılıyor, orada çay dökülüyor, tepsi dökülüyor. Kaldırın onu ya, boş kalsın. Kanepeniz, koltuğunuz, hadi televizyonunuz olsun orada. O lüzumsuz halıları kaldırın, yatak odalarına o tıktığınız yataklar, yorganlar, senelerdir kullanmadığınız orada küflenen her şeyleri bir kaldırın, atın. İnanın gerçek zenginlik bu.
Zenginlik böyle çulu çaputu hiç ihtiyacınız olmayan şeyleri biriktirmek değil. Bakın ihtiyacınız olsun bir şeyi saklıyorsunuz. Bilmem ne kablosu lazım olur. Lazım olsun ki olmuyor çoğu zaman, arasanız bulamazsınız onu. İşte aslında bakınız da minimalist yaşam. Gerek zaman olarak, gerek yiyecek olarak, gerek eşya olarak, gerek giysi olarak hayatı en basite indirmek. Size okumaya zaman ayıracak, sizi düşünmeye, belki de tefekküre zaman ayıracak, sizi sevdiğiniz şeyleri yapmaya ya da ailenizle ilgilenmeye yol açacak şeylere zaman ayırıyorsunuz. O kadar eşyanın arasında kaybolacağınıza, o kadar eşyaya hizmet edeceğinize, sevdiğiniz şeylere zaman ayırıyorsunuz. O zaman işte masanız temiz, gardırobunuz temiz, her şey temiz ve bütün bunları yapmak son derece kolay. Anladınız mı? Minimalist yaşam bir şeyleri aşmakla ilgilidir, biliyor musunuz? En sevdiklerinizi ve ihtiyacınız olanı bırakın, gerisiyle ilgilenmeyin bile. Ha çok ihtiyaç olursa elbette alırsınız. Elbette eskiyen, yıpranan, çok sevdiğiniz bir şeyler varsa, hani vardır bazı şeyler biliyor musunuz? Alırsınız, o böyle eskiyene parçalanana kadar onu giyersiniz. Bence ona verdiğiniz paraya helal olsun. Çünkü onu kullanmışsınızdır. Ama ucuzluktan bilmem ne alıyorsunuz, dolabın bir kenarında orada yıllarca kalıyor. Ne kadar az para olursa olsun ona verdiğiniz para çöp gitti, boşa gitti. Ama hiç olmazsa artık onları orada tutmaktan vazgeçin. İhtiyacınız olan kadar alın. Bakın o kadar çok mesela gıda alınıyor ki gıdalar küfleniyor, çürüyor. Efendime söyleyeyim kelebek oluyor, güve oluyor. Neden? Çünkü ihtiyacınızdan daha çok her tarafta bakkal var, market var. Biliyorsunuz yabancılar öyle yapardı da biz bazen böyle şey yapardık. Ya efendim işte gidip 3 tane domates alıyor. Evet. Siz de 3 tane domates alın. Siz de gidin 1 tane muz alın. Yani pazarda ucuz diye doldurup getirip evde çürütmenin anlamı mı var Allah aşkına? Yani azla yetinmek hem gerçekten manevi olarak da son derece önemlidir. Çünkü israf haramdır. Yani kullanacağınızdan daha fazlasına para vermek ve onu ödemek için de ömrünüzü vermenin akılla fikirle hiçbir alakası yoktur. Bu bakımdan hayatınızı ne kadar sadeleştirirseniz, ne kadar bu üstten baştan, çuldan, çaputtan bunları aşarsanız, sade, natürel, tarzınız olan bir şeyleri, her gün bile aynı şeyleri giymek pahasına da dahi olsa, hayatın gerçek değerlerine vakit ayırdığınızda göreceksiniz ki, o kadar lüzumsuz para harcamışsınız, o kadar lüzumsuz zaman geçirmişsiniz. Bakın size bir şey söyleyeyim mi? İnternet de böyle lüzumsuz şeylerden bir tanesidir. Yüzlerce, binlerce kişiye laf yetiştireceğinize, onlara zaman ayıracağınıza gerçekten minimalist yaşamı oraya da uygulayın. Hayatın her aşamasına uygulayın. Lüzumsuz olanı, %100 ihtiyaç olmayanı, bu kişi de olsa, malzeme de olsa, yemek de olsa zamanınızı da onlara vermeden hayatınızdan çıkartın. Bir kendi kendinizle baş başa kalın. Bir sadece yalın ihtiyaçlarınızla baş başa kalın. Sizi temin ederim. Ekolojik yaşam işte aynı böyle bir şeydir. Ekolojik yaşam aynı zamanda ekonomik yaşamdır. Bu bakımdan sade bir şeylere aşmış, güzel hayatı doya doya yaşamanın temel yollarından bir tanesi böyle eşyaya, üste başa esir olmadan yaşamaktan geçiyor. Şimdi bu bölümün ana fikri ne biliyor musunuz? Ne kadar çok az, o kadar iyi şeylere çok zaman ve fırsat demektir. Bunu bir düşünün lütfen.